Allah çıktı. Ay. Ay. Hepinizi seviyorum. Sevgiyle kalın. Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Melike. Bugün sizinle mimarlık bölümü için bir kırtasiye alışverişi yaptım. Onu paylaşmak istiyorum. İsterseniz hemen başlayalım. İlk aşama için marker kalem istediler. Bu marker kalemleri hemen göstereyim size. Şöyle. Bir ucu kalın yazan, şöyle üçgen şeklinde. Bir ucu da sivri olan bir kalem türü. Marker kalem. Kalemlerin birazcık fiyatları pahalı. Şu mavi gördüğünüz 12'li set 74-75 TL internette Trendyol'dan aldım. Mavinin tonlarını aldım. En çok kullanacağımız renkler işte yeşilin tonları, mavinin tonları veya işte kahvenin tonları şeklinde olacak proje çizerken. O yüzden hepsinin bulunmasını istedim. Bir de fiyatları da daha uygun geldi diğer markalara göre. O yüzden 12'li bunu 74 TL'ye bunu aldım. Mavinin setini. Yine aynı şekilde 12'li yeşilin seti var. Bu da 74 TL. Şu 20'li kırmızımın tonlarını içeren bir set. Bu 20'nin fiyatı da 109 TL olması gerekiyor. Yine Trendyol'dan aldım aynı firmadan. Hiçbir arıza olmadan direkt geldi, elime ulaştı. O yüzden memnun kaldım. Hemen söyleyebilirsiniz. Arkadaşlar şu kalemleri de alabilirsiniz. Bunlar iyi diye satılıyor zaten. Yani en beğenilen kalem yani diye satılıyor marker kalemlerde. Şöyle. Ama fiyatları tabii ki bayağı tuzlu. 340 TL şu gördüğünüz 12'li set. Ve ben bunu söyledikten sonra hatalı gelmiş. Ben kahvenin tonlarını çok kullanacağımız için iyisi olsun diye bunları sipariş vermiştim. Ama bana farklı renkler göndermişler. Bir de açmış bulundum. Geri de iade edemedim. Bende kaldı yani. Dikkat edin. Yine Trendyol'dan sipariş verdim. Şöyle 15 TL'ye kalem seti almışım. İnce uçlu. Arkadaşlar maket bıçağı almışım. Şöyle 20 TL'ye bunu istemişler. Ucu sivri, daha açmadım. Diğer maket bıçaklarına biraz farklı. Aynı şekilde gönye cetvel takımı aldım. 45'lik var. 45'e 45 olan var. 45-90-45. İşte 30-60-90 içeren gönye var. Bir de küçüklerden ayrı bir set aldım. Onu da buraya içine kattım. Kartonlarım var. İlk aşama için karton istediler. Beyaz karton, siyah, sarı renklerini almışım. Onlardan karton var. Oluklu mukavva istemişler. 9,5 TL'ymiş fiyatı bir tanesinin. Bunu almışım. 50-70 ölçülerinde siyah. Şöyle yine ekipmanım var. Şunu geçen gün aldım arkadaşlar. Çünkü ödevleri çizmeye başladık. Temel tasarım ödevleri olsun ya da diğer proje ödevleri olsun. Yuvarlaklar her zaman işimize yarayacak. Çizmesi zor öteki türlü. Tekrar tekrar. Bundan aldım. Bu da kesinlikle alın bence. Diğer kısma gelelim. Eskiz kağıdı istemişler. 35'e 50 ölçülerinde. Açayım. Şöyle bir eskiz kağıdım var. Rulo şeklini aldım. Fiyatı daha uygundu. Bir de böyle bulabildim. Kesilmiş şeklinde yoktu. Buna 70 TL verdim. Bu ruloya. Kalemlere geçelim yine. Kalemlerimizden. Arkadaşlar şunlar füzen kalem diye satılıyor. Bunlardan iki tane aldım. Şöyle. Yine bir toplu bir hesap gördüğümüz için fiyatları hakkında değil bunların. Artline kalem almışım. 0,2 almışım bir tane. Bir tane de 0,5 var.
Bunu da sonradan aldım. Fiyatları 10 ile 15 TL arasında değişiyor bunların. Bir de bunlarda önemli bir özellik var. Bunlar kullan at şeklindeymiş. Ben şu 02'liği mesela kullanmaya başladım. A4 kağıdın etrafına bir çerçeve çekerken bitti resmen. O yüzden biraz dikkat edin. Çok güzel ama hemen bitiyor. Onu da söyleyeyim. Şu yine marker kalemlerim yanlış geldiği için bir tane de böyle bir marker kalem aldım siyahtan. Yapıştırıcımız var. Sıvı yapıştırıcı istiyorlar. Şöyle aldım ama bu her yere bulaşıyor. Şimdi de bir tane de pirit aldım. Ne var başka? Bunun adı neydi? Ne kalemdi bu? Portman kalem. Karşınızda şöyle çok değişik bir kalem. Ucu şöyle çivili gibi. 45 TL'ymiş tanesi. Ben kaçlıktan almışım ki? Neyse şöyle bir Portman kalemim var. 45 TL'ye almış olduğum ucu. Allah çıktı. Ucu şöyle çivili gibi değişik. 45 TL'ymiş. Şu yine onun ucu, bu da 15-20 lira galiba fiyatı da. 4 tane 5 tane uç var içinde. Gelelim şu diğer kalemlerimize. Çizim kalemi. Şu işte H serisi, B serisinin içinde bulunduğu bir çizim seti. Kalemden oluşan. 80 TL'ymiş. Hemen bir açıp size de göstereyim. Arkasından gösteriyor kalınlıklarını. Ops. Şöyle kalem setim. Kalınlıklarını yine aynı şekilde şuradan görebiliyorsunuz. Arkasını çizmişler her kalemin. Bundan istediler. Şimdi şu kalemleri buradan alırsam bir tane cetvelimiz var. Metal cetvel. Bu 30 santimlik. Bunun boyutları var ama boyutlarından bahsetmediler hangisini almamız gerektiğinden. Ben 30 daha kolay gibi, yani hareket etmesi ya da bölmesi daha kolay olur diye 30'luktan aldım. Bu da 8,5 TL'ymiş fiyatı. Allah! Gel. Bir top A4 kağıdı, bunu da alın kesin. Ağzım oluyor her şekilde. Bakalım. Ve en önemli hayat kurtarıcı ürünümüz geliyor. Şöyle bir maket bıçağıyla kesim yaparken mukavva kağıtlarınızı bunun üzerinde kesim yapmanız gerekiyor. Bu maket tahtası diye geçiyor. Şöyle kesim tahtası diye. Fiyatı 95 TL. Alırken dedim ki yani işime yaramayabilir belki ama biraz parayı vermek zoruma gitti aslında ama çok işime yaradı. Bundan alın kesinlikle. Şurada yine şöyle maket için fon almışız. Beyaz. Ve şurada da T cetvelim var. Bunu internetten sipariş verdim yine Trendyol'dan. Bir kolilemişler kırılmasın diye. Gerçekten çok özen göstermişler. Yani açamadım. Hani açarken kendim kıracağım diye de korktum. Bunun da fiyatı 99 TL'ydi. Bir de bunu aldım. Şimdi toplam hesabımızı yapalım. İşte 50 TL'ye hatta 65 TL'ye işte A4 kağıdını almışım. İşte cetvel, küçük cetvel takımı falan aldım. Bir de şu kalemleri almışım 50 TL'ye. Küçük kalemleri yazmak için. 681 TL marker kalemlere vermişim. Ve cetvelim de var hepsi içinde, yani hepsi 681 TL. Ve 470 TL'de diğer geri kalan
saydığım işte oluklu mukavvası, bu da kalem setleri, hepsine de 470 TL vermişim. Toplamda 1216 TL, hatta aldıklarım, daha da aldıklarım var. İşte kireç falan istediler, alçı istediler ilk ödevlerimiz için. Onlar için de para verdim. Yazmadıklarım ve unuttuklarımla beraber 1300 TL olmuştur diye düşünüyorum. Mimarlık biraz pahalı bir bölümmüş arkadaşlar. Yani duyuyordum, pahalı olduğunu biliyordum ama ilk baştan da böyle 1300-1400 TL para vermeyi de beklememiştim. Daha da bunu yani korkutuyor ileriki aşamalar için. Tercihlerinizde de bunu da düşünün derim birazcık. Çünkü aldığımız laptopa geçen gün üzülmüştüm yani 15.000 TL'ye de 14.000 TL veriyoruz diye. Ama baksanıza şunlara yani vermişim 1500 TL. Yani o yüzden akıllı bir yatırım gibi oldu laptop. İnternette şey görüyordum yani 1500 TL'ye kırtasiye alışverişi falan diye. Yani mimarlar için artık doğal olağan bir durum olduğu için video çekmeye bile gerek duymayabilirler. İleriki aşamalar için, diğerleri için, diğer bölümler için pahalı geliyor bu fiyatlar ama mimarlık için az denilebilecek ücretler. Ben mimarlık bölümünü gördükten sonra dedim ki diyetisyenlik bölümünü ben bedavadan okumuşum gibi bir şey olmuş. Gerçekten sadece kitap masrafı var, o toplasan yani 1000 TL etmez. Öyle bitirmişim. Şu anda birazcık ürkütücü gözüküyor ilk aşama için. Ama bakıp göreceğiz. Umarım işe yarar. Mesleğime de zaten katkısı olacak. Beni geliştireceğini düşünüyorum. Bakalım. Hayırlısı olsun bizim için. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videolarımı da beğenirseniz çok mutlu olurum. Hepinizi seviyorum. Sevgiyle kalın, mutlu kalın.